Sen ağasın. Her şeye gücün yeter. Beni töredir diye aldın. Yüreğinde bana sevgi yok. Benim de yüreğim buz kesmiş ağam. Kıyma bana. Ne cüretle böyle konuşuyorsun sen? Kimsin sen be? Senin yüreğinden bana ne? Bu koliler saman dolu komutanım. İçlerinde başka bir şey yok. Diğerlerine de bakın hemen. Baş tutun. Baş tutun. Bunlarda içki var. İhbar doğru komutanım. Kaçak içki mi taşıyorsun lan sen? Bu kamyonu yem olarak sürmüşler. Yem mi? Allah kahretsin. Bunun hesabını vereceksin Ceren. Ne yapıyorsun sen? Ver onu bana, yaşamak istemiyorum. Yok öyle ama. Ölmene izin vermeyeceğim. Yaşayacaksın. Çünkü bu konakta çürüyeceksin. Kardeşimin diyetini ödeyene dek cehennem bu dünya size. Çektiğim acının bin katını yaşatmadan bana rahat yok. Ha, şu seni seven herif. Nerede şimdi, haberin var mı? Sevdalın artık mapusta. Kurtuluşu yok. Orada da can verecek. Kaçak içki sevkiyatını kimin adına yapıyordun? Daha evvel de söyledim. Mallar Celal Şanoğulları'na. İfadene ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Bugün Celal ve Sunu'ya imam nikahı kıydık. Sunam evlendi mi yani? Evet. Zifaf odasında. Oğlumun kanını aldığımızın haberi bugün yayılır. Sonunda bu da oldu Meryem. Suna ile Celal'e nikah kıymışlar bugün. Neler oluyor Mehmet Emin? Suna'ya bir şey mi oldu? Konuşsanıza. Celal ağa. Dün aniden nikah kıymış kızı. Allah kahretsin! Hesap. O artık başkasının karısı. Hatta görümcesiyle bize gelmişler. Görüşme bitmiştir. 5 dakika sonra savcıya çıkaracağız. Hazırlan sen de hemşerim. Hadi ama Celal ağa, ne bekliyorsun? Celal ağa, madem bir şey olmayacak gideyim ben bari. Git defol! Bu kadar forsum var. Kapı gibi adamsın ama tık yok. Ben de seni erkek sanmıştım. Lan ben seni! Ah! 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 Ah!
Yılmaz. Yılmaz'ın hayali gözümün önüne gelince yüreğim kıskaç gibi bir şey sıkıyor. Birkaç gün bağ evine gidelim Hazal. Belki faydası olur. Bence de çok iyi olur. Abi. Celal. Bir sıkıntın mı var senin? Nereye gidiyorsun bu saatte? Bırak anne, nereyeyse nereye. Ben Sunay'a bakayım anne. Dilerim kötü bir şey olmamıştır. Bırak Hazal. Karışma onların işine. Ne saklıyorsun? Bakacağım ne oldu. Olacak iş değil. Abim mi yaptı bunu? Suna söylesene. Neden yaptı? Ne oldu? Bir şey yok ki. Hiçbir şey olmadı yine. Sen inkar etsen de belli ki ne yaptı. Gel benimle. Anne, bakar mısın şuna? Gel kızım buraya. Abim hırsını Suna'dan çıkarıyor. Bunu yapmaya ne hakkı var? Bu kızı işkence görsün diye mi getirdin bu eve anne? Buna müdahale etmen şart. Bir sus Hazal, yeter artık. Yeter. Celal mi yaptı bunu? Yüzüme bak Suna. Cevap bekliyorum. Hoş gelmişsin ağam. Bu gece şans benden yana. Öyle. Oo, hoş gelmişsin Celal ağam. Hoş gelmişsin Celal ağam. Buyur otur ağam. Hiç beklemiyorduk seni. Celal'a tövbe etti dedilerdi. Ya kumarcının tövbesi mi olur? Bırakın şimdi zevzekliği de başlayalım. Bu gece büyük oynayacağım ona göre. Sen nasıl istersen Celal'a. Açılış için 3000'e ne dersiniz? 3000 mi? Ben zaten batmışım. Çok kaybettim Celal'a. Öyleyse sen girmeyi bul. Oynayacaksak erkek gibi oynayacağız. Tamam ağam, dediğin gibi olsun, varım. Hadi bakalım. Bak ne oldu? Celal İtin'in kardeşi kumar yolunda heder oldu mesela. Yine de huylu oyundan vazgeçmez. Uslanmaz. Kanına girmiş bir kere. Demek kumar Celal'in yumuşak karnı. Ya İhsan, ne diyorsun sen? Kaçakçılığı niye yapıyor sanıyorsun? İhtiyacı mı var? Oradan gelen hop kumara. Aydan gelen ya. Aynen öyle. Usta mıdır bari? Öğrelerini yenilmeye de tamir yoktur. Tam üstüne bastı. İnildi mi kudurur. Rayından iyice çıkar hayvan. Ama doğruya doğru. Celal'in hilesi hurdası yoktur.
Kardeşi Yılmaz hilecinin Allah'ıydı. Demek kumara karşı zaaf var ha? Pas. Benden de pas. Çabuk pes ettiniz ağalar. Loş. Kusura kalma ağam. Rahatsız ettim ama sana diyeceklerim var. Az bekle Ahmet. Full. Bu ne hırstır Celal ağa? Silindir gibi ezip geçiyorsun bu gece. Söyle Ahmet. Burhan jandarmaya ifade vermiş ağam. Celal ağa işin başındadır demiş. Vay de Yusuf ağa. Hemen susturun şerefsizi. Aşiretin adına leke sürmek neymiş görsün. Emrin başım üstüne ağam. Öbür adamlara da söyle herkes ağzını sıkı tutsun. Anamın kulağına giderse her şey berbat olur. Merak etme ağam. Fişleri toplayıp gel arkamdan. Bağ üstüne ağam. Bas. Aç kağıdını bakalım elinde ne var? Papaz Döper. Döper, oyunu bana hediye ettin. Bende per vardı. Kağıdım benimkinden iyiymiş, kaç yazar? Oyunu kaybettin. Sağlam röftçüsün Haydar. Kaçın kurasıyım ben İshak. Bana bütün bildiklerini öğretir misin? Haydar abi el versin, o iş tamamdır. İsterse kumarbazların kralı yapar seni. Geç öyleyse karşıma delikanlı. Dağıt bakalım. Haydar Usta'nın karşısında duramayacak mıyım? Sen daha uyumadın mı? Seni bekledim Celal. Geldim işte. Nedir mesele? Nedir bu başı bozukluğun Celal? Ne oldu da yolu yordamı unuttun sen? Ne oldu da anaya saygıyı unuttun? Dışarıya çıkmakta mı kabahat oldu ana? Bugün avradını, evini ersiz bırakan, yarın aşiretini başsız bırakır. Bu aşiret sana emanet olacak. Böyle mi baş olacaksın sen onca insana? Dur! Sözüm bitmedi daha. Sunay'ı sana nikahladıksa törenin buyruğudur diyedir. Ona eziyet edesin diye değil. Ben yokken Sunay'ın boş durmadı anlattı her şeyi öyle mi? Kendinden zayıfa zulmetmek yakışık alır mı sana? Celal. El kaldırdığını duymayacağım. Aksi takdirde karşında beni bulursun. Anladın mı? Bitti mi hanım? Celal'den korkup ifade değiştirirse hiç şaşma. İnşallah gerçeği söyler de yanlış kurtulur Mehmet'e. Biz de Bebel'den kurtuluruz baba. Şeydeki günahsızı düşün. Sen doğru yoldan şaşma.
Adamı kaçırdık baba. Bak, savcıya ne varsa olduğu gibi anlat. Ben senin arkandayım. Gerekirse kapımda beklerim. Yine de senin Celal'e verme. İsa'nın suçsuz olduğunu söyleyeceğim. O gün asla kıymayacağım, gelme. Tamam amca, gitmemiz lazım. Gel sonra. Biraz konuşalım seninle. Çünkü önemli bir mesele. Otur. Sen artık bu evin insanısın. Benim gelinimsin. Bu aşireti devam ettirecek. Torunumun da anası olacaksın. Ben seni kimseye ezdirmem. Ama sen de başını dik tutmayı öğreneceksin. Kendini asla ezdirmeyeceksin. Söyle bakalım. Nasıl güldüreceğiz senin yüzün? Yoksa düğün yapmadık diye bir gönül koyarsın. Bizden düğün dernek bekleme. Biz bağrımıza taş bastık. Sen de bu ateş küllensin diye bekleyeceksin kızım. Ama geleneği göremeyi de unutacak değiliz. Gel şöyle yanıma. Bunu gelinime saklamıştım. Bana da kayınvalidem taktı düğünümde. Şimdi de senin hakkın. Dön arkana. Sen Şanoğullarının gelinisin. Ele güne eksiği var dedirtmem. Bu takıların hepsi senin. Güle güle kullan. Demedin mi Celal yaptırdı diye? Asıl kaçakçı Celal demedin mi? Celal ağa beni sağ koymaz. Evde 9 boğaz benden ekmek bekler. Ben ne deydim? Böyle midir bu işler? Herkes mi kara düzen hizmet eder be? Haklıdan doğrudan yana adam kalmadı mı? Bu mu çocukların öğreteceğin şey? Evlatlarına yalan mı öğreteceksin? Şerefsiz. Dur bakalım. Namert'e öfkelenip de bu işin peşini bırakacak değilim. Bir avukata gidip danışalım. Tekrar. Aç bakalım. Bu lafı yutturdun ha İshak. Ma dediğin bir oyun Haydar. İş yerindekinde değil. Aklını kullanan kazanır demedin mi? Vallahi zehir gibi çalışıyor kafa. Helal olsun. Devam edeceğiz ama birazdan gardiyan damlar. Dağılın. Mazur gör. Niye bu kadar hırs yaptın İshak? Celal'le başka bir derdin mi var senin? Sanki asıl mesele başka gibi. Boş ver. Kurcalama.
Hadi toparlanın, gardiyan geliyor. Halledeceğiz, endişe etmeyin. Tanığın karakola verdiği ifadeyi savcılıkta değiştirmesini hakim sizin lehinize değerlendirir. Celal ağa bize bile bile iş verdi. Sonra da ihbar etti. Oğlan son anda kaçmasaydı şimdi o da içerideydi. Siz şansınıza dua edin. Oğlunuz da yakalansaydı organize suçtan 16 yıla kadar hapis yerdi. İshak Bey tek başına münferit kaçakçılıktan yargılanacak. Hapis cezası alır. Ama bunu ağır para cezasına çevirip kurtarmak mümkün. Kaç para tutar ki bu iş? Taşıdığı mala bağlı. Değeri neyse ona göre hesaplanır. Epey tutar. Hazırlıklı olun. Parayı temin edebilecek misiniz? Git bana telefonumu getir. Ne var Ahmet? Burhan Sarı da ifadesini değiştirdi. O mesele kapandı. İyi. Aklı başına gelmişti. Ahmet ne anlatıyordu öyle? Önemli bir şey yok inşallah. Her şey yolunda anacığım, merak etme sen. Anne, biz ne zaman çıkıyoruz yola? Yarın bağ evine geçiyoruz Celal. Gitmeden Sunu da ailesinin elini öpsün. Anasını babasını çağıracağım. Gelip kızlarını görsünler. İmkanı var mı ki biz o parayı bulalım? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Benim de aklım şaştı Şentürk. Karnımızı zor doyururken. Kadri kıymeti bilinecek bir adam bu İshak ha. Ama ne var ki başı taşa, taşı başa vursan bir çaresi yok. Bugün çoluğumun çocuğumun başındaysam onun sayesindedir. Vurdum diye beni polise ihbar etseydi ben de çoktan hapisteydim abi. Muharrem aradı mı? Yok, aramadı abi. Gözü kör olsun bu Muharrem. Ne yapıyorsun Meryem? Dertlenecek bir şeyler bulmuşsun gene. O kadar eli bir gözdür. Her birin beyni bir hayal. Şimdiye bak ne haldeyiz. İçimizde her an bir korku. Kızımın yaşadığı her bir gün kârdır diye seviniriz. Bakıp durma şu sandığa artık. Hasta olacaksın üzüntüden. Yenge, koş, Suna ablam arıyor. Hayırdır inşallah. Anne. Suna, iyi misin kızım? İyiyim anne, meraklanma. Zerha Hanım müsaade verdi. Annenle baban gelsinler de ellerini öp dedi. Sahi mi kızım? Sahi ya. Suna, yanıma gel hemen. Şimdi kapatmak zorundayım anne. Görüşeceğiz inşallah. İnşallah kızım, inşallah. Müjde Ebrullah, müjde. Zelha Hanım Suna'ya ananlara söyle, isterlerse gelip seni görsünler demiş. Hangi dağda burada öldü? Kadın merhamete gelmiş. Zelha sonunda insafa gelmiş, gördün mü Meryem? Abi, gözümüz aydın abi. Sağ ol Şentürk. Gitmişken Suna'mı çeyizlerine götür, sağ Ebrullah. Tek derdin olsun Meryem, götürüz elbet. Ben gidip bir kamyonet bulayım da vakitlice koyulalım yola. Asajlı elbise de pek yakıştı sana. Enişte hediyesi ne de olsa. Ne iş var bunun burada? Karısının dizinin dibinde otursa ya. Ya karısı Almanya'ya gitti ama bunun gitmeye pek niyeti yok. Kazım. Biz ne zaman evleneceğiz hayırlısıyla? Yakında Karagözlüm, yakında. Bana bak yazdım.
Vallahi bak yazı da bitirdik. Böyle giderse seneye kalacak bizim iş ha. Ya saniye bir saniye ya. Bir de baldızın yanında bağırıyorsun ayıp sana ya. Sacide biz saniye de az ötede suda taş kaydırmaya gideceğiz. Hemen geliriz. Vallahi babam o kulağına giderse ben bilmem. Bu da iyi alıştırış Fethi. Yapma böyle Sacide. Ne demeye dolanıyorsun hala peşimde? Seviyorum kız. Hele bir sor. Niye gitmedim Almanya'ya? Niye? Senin yüzünden. Karın ne olacak peki? Ben halledeceğim her şeyi. Bir güvensen bana Sacide. İshak'tan haber var mı? Bildiğin gibi işte. Onun da payına mapusluk düştü. Gidip bir avukata danıştık çare olur mu diye. Hoş geldiniz. Niye zahmet ettin bacım? Afiyet olsun. Sağ olsun. Para cezasını ödesek çıkarabilirmişiz dalgıcı. Ama elde yok, avuçta yok. Parasız pulsuz oldun mu? Hiçbir işin içinden çıkılmıyor ki kızım. Olmaz. Kaynananlar mı taktı bunları? Hı hı. Götür onları yerine. Dalgıcı kurtaralım derken seni ateşe mi atacağız? Unut o işi sen. Hadi gideyim ben. Siz ana kız dertleşin biraz. Baba. Ben sevmem öyle şeyler bilmez misin? Yapma kızım. Endişe etme anne. O kadar çok altın taktılar ki nereden anlayacaklar eksildiğini. Babam dertlenmiş para yok diye. Benden de almaz. Borçlu kalmasın kimseye. İshak benim yüzümden hapiste.
Bana bir hayrım dokunmazsa rahat uyuyamam. Suna. Kocanla hala öyle misiniz? Esirmiyor mu sana kızım? Tutmuyor yavrum. Allah yüzümüze baktı. Sebebi ne ola ki? O da duramıyorsun buralarda ama sakin ol. Hapusluk sabretmeyi öğretir adama. Ben alışmam. Alışmayacağım. Buradan hemen çıkmam lazım. Alışmayan yok İsa. Senin de hıncını bileyecek, keskinleyecek kadar zamanın olacak. Yaralı hayvana ağlak odun mu, duvarları parçalar. Seninki o hesap. Az ceza yersin. Benden evvel çıkacaksın, bu malum. Çıkınca da Celal'e dünyayı idare edeceksin. Bu da malum. Ben buna sevinirim işte. Ona vuracağın her darbe Süleyman kardeşinin hesabına da yazılacak. Kuşkulu olmasın Süleyman. Celal ocağımı söndürdü. Eğer faydası olacaksa sülalem emrinde bilesin. Fakiriz ama gözümüz pektir. Adımı vermen yeterli. Emrindedir hepsi. Celal'in hesabını tek başına göreceğim. Ama sağ ol. İhtiyacım olursa bulurum ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen. Burada kocaman bir şerbet var ya. Öyle şey. Bak şu nasıl ağaçta elmasla işlenmiş. Bir tanesi bize ona kadar olur ya. Ya susun biraz be. Elmanı nasıl alıp da gelirsin Meryem? Suna sonra ben. Sen sonra düşme. Dalgıca boşluk alma diye. Bunları kaynanası kim mi takmış? Oh ne ala. Bize de iki tek bilezik düştü hepsi. Hani? Ne var, yalan mı? İyi yapmadın Meryem. Yarın öbür gün Suna'ya hesabını sorarlarsa ne diyecek kız? Hiç iyi yapmadın, hiç. İşten güçten hepten elini çektin Celal. Hazal olmasa maraba sahipsiz kalacak. Topla kendini. Yeter artık. Anne, bugün gazeteden geldiler. Organik tarımla ilgili haberimiz çıkacak. Bak bir de İstanbul diyordun. Gitsen kim kurtaracak bizim mahsulleri? Fatma, her şey tamam mı? Yarına eksik gedik olmasın. Hazır ettim Zehra Hanım. Benim masadaki dosyaları da koy Fatma abla. Abi gidiyoruz değil mi? Ne işin var bu evinde? Ben gelmiyorum, siz gidersiniz. Ten de bunu aldım. Orası serin. Biraz nefes alırsın. Dinlenirsin. Hep beraber gideceğiz. İtiraz istemiyorum Celal. Fatma, sen Celal'in alt takımlarını da koy. Peki hanım. Bir iki gün kalıp döneriz. Merak etme. Sonra da işe güce vereceksin kendini. Hadi git yat sen. Sabah erken kalkacağız.
yaşıyoruz böyle engelsiz yoruz. Kanadı kırık kuşlarda sessiz gider olsun ömür kalmayacaksınız. Yaşıyoruz böyle yersiz umutsuz. Kimine kader talihsiz bahtsız. Yolcuyuz bir de dünyada ansız. Yaşıyoruz böyle yersiz yurtsuz. Yaşıyoruz böyle yersiz yurtsuz. Yaşıyoruz yersiz cezanı paraya çevirmiş. Avukatın da ödemeyi yapmış. Sen ne diyorsun ya? Ne ödemesi? Kim yapmış? Nasıl olduysa olmuş. Hadi toparlan. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun İshak. Eyvallah. Geçmiş olsun İshak. Bak bir arkalayanın varmış gördün mü? Bir sevin artık İshak. Bu delikten çıkıyorsun. Celal'in defterini düreceksin. Lazım olursa da bizim çocukları aramayı unutma. Eyvallah Süleyman. Sağ ol. Hadi ne duruyorsun? Bir an evvel toparlan çık. Sayıp çıkardınız beni. Ama borcumu ödeyeceğimden emin ol. Böyle konuşma Dalgıç. Senin Suna için, Mehmet'imin için yaptıkların yanında paranın pulun lafı mı olur? Sizin de durumunuz malum. Nasıl toparladınız o kadar parayı? Sunam sağ olsun. Gönlü razı gelmedi senin hapiste kalmana. Kaynanasının taktığı altınlardan çıkarıp verdi. Dedi bozdur bunları hani. İshak'ı mahpusta koymayın. Nerede şimdi? Salih Hanımların bay evine gittiler hep beraber. Dalgıç. Aklından geçeni sormayacağım. Ama unutmayız. Suna Şanoğlu'nun aşekinden sayılır artık. Yarın geçmişi öğrenirlerse öldürürler kızımı. Bırakalım her şey nasılsa öyle kalsın. Yanlış bir şey yaparsan sana Suna'ya da acımazlar. Merak etme. Ben ne
yapacağımı biliyorum. Sunan'ın tırnağına zarar gelmeyecek. Celal aile hesabım da belki. Kırpas kurup beni içeri attıramam. Ben bu hesabı görmeyi bilmiyorum. Suna güvende olacak. Ama o adamın yaptıkları yanına kalmayacak. Yemin ederim. Kitaplarda yazanlar hep masal mı? Hepsi değilse de bazıları öyle. Ne diyeceğim? Bitirmeme az kaldı. Çok da güzel bir roman. İstersen sonra sana vereyim, oku. Ben okuma bilmiyorum. Olabilir. Hay Allah, utandırdım seni. Burada kızları okula göndermiyorlar, bilmiyor muyum? Biri vardı. Senin gibi okumuş, akıllı. Eli kalem tutan kadın gibisi yoktur demişti. Kim demişse çok doğru söylemiş. Bana okuma yazma öğretti biraz. Ama arkası gelmedi. Neden? Devam etseydik keşke. Yollarımız ayrıldı. Ben de cahil kala kaldım böyle. O zaman biz devam ederiz. İstersen ben sana öğretirim. Hatta hemen şimdi başlamaya ne dersin? Sen olur dedikten sonra. Önce kitabın adını okuyalım. Bu harfi tanıyor musun? Z. Bu ne? Başıma bir de alim mi kesileceksiniz? Her şeyi bitirdik. Şimdi bir de kitap başladı. Eski köye yeni hal. Gidin yemek yapın. Kalkıp bir şeyler yıkayın. Az kaldı Celal. Senin de canın alacak. Az kaldı. Selamünaleyküm. Ben İshak. İshak, çıkaramadım planı. Süleyman Koğuş arkadaşıyım. Baştan söylesene. Süleyman haber yollamıştı bana. İshak can dostum. Ne emredersen başım gözüm. Estağfurullah. Benimki emir değil. Bir rica. Tabii yapabilirseniz. Birader sen söyle, gerisini bize bırak. Buyur söyle. Şanoğulları ile görülecek bir hesabım var. Bak bu S. Yani Sunan'ın baş harfi. Bunu yazmayı biliyorum. Çok güzel. Şimdi de yanına U yazacağız. Bak böyle. Şimdi sen dene. Sol üstten başlayarak yazacaksın. Hem böylesi daha kolay. Böyle mi? Evet, çok iyi. Evet, ne harfiyle geçiririz. Ne oluyor Azal? Şimdi de öğretmenliğe mi başladın? Yapacak başka iş mi kalmadı? Sunay'a okuma yazma öğretiyorum. Ne var bunda, kızacak anlamadım. Şimdi bırakalım Sunacığım. Akşam biraz daha çalışırız. İyi gidiyorsun. Ama öğrendiklerini unutmamak için tekrar etmen gerekir. Tamam. Abin gidecek şimdi. İlaçlama için çıkmayacak mıydın? Sen de onunla çık istersen Azal. Abim sadece moral bozuyor anne. Ben yalnız gitsem iyi olacak. Thank you.
hazır olun abi, geliyor. Tamam. Başka mesele? Çok öğrenmek istiyorsan abi, Celal Ağa'ya sor. Abimle mi derdiniz? Ne yaptı? Zarar mı gördünüz onun yüzünden? Söylesenize, Celal abim ne yaptı size? Ya uzatma, tamam kes. Otur ıslı su be. Bunlar kanlarına mı susamış? Şanoğullarının kızlarını kaçıranlar kimden cesaret alır? Kendi ölüm fermanlarını imzaladılar. Bilmezler mi? Töreye göre kız kaçırmanın sonu ölümdür. Civardaki her yere baktık ha. Sorduk soruşturduk. Ne gören var ne bilen. Durmayın Ahmet. Ne gerekiyorsa yapın. Hazır bulmadan dönerseniz bu kapı hepinize kapanır. Böyle biline. Başüstüne hanım. Durduk yerde kaçırmadılar ya Hazal'ı. İstedikleri bir dertleri olmalı. Celal! Susma Celal!
düşmanımız var desek? O da yok. Var mı Celal? Var mı bir bildiğin? Var. Nereye gidiyorsun Celal? Etme. Sana zarar verecek değiliz. Öyleyse bırak. Beni burada tutmanın faydası yok. Her yerde beni arıyorlardır. Nasılsa yakalanacaksınız. Neden gidip abimle hesaplaşmıyorsunuz? Derdiniz neyse onunla halledin. Hadi bakalım ağlar. Kız kalsın burada. Dışarı çıkıp hava alalım biraz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Neredeydin sen bu saate kadar? Hastanede Remzi'nin yanındaydım baba. Nasıl durumu, iyidir inşallah. Yok amca. İyi olacağı da yok zaten. Günleri sayılı biliyorsunuz. Vah vah. Bir can kızım da perişan olmuştur şimdi. Ne diyelim? Allah şifasını verir inşallah. İnşallah anne. Baba, Remzi'ni görmek istiyor. Konuşacağı bir şey var mı seninle? Yarın gider görürüm hayırlısıyla. Ne oluyor orada? Kahvede miyim? Gel lan buraya. Nasıl sen mi kaçırdın lan? Ha? Söyle lan. Konuşma. Söyle. Sen mi kaçırdın? Ha? Ha? Kızarcım ya. Bilmiyorum. Ayağına yatma, gebertirim lan seni. Ne var ya? Bacıma ne yaptın söyleyeceksin? Bana bak. Kızal da tanımıyorum, bacını da tanımıyorum. Bilmiyorum. Aman Celal ağa. Bizim ne alıp bilemediğimiz olur senin kız kardeşinle. Başına gelen her musibeti bizden mi bileceksin? Yalana dolan işimiz olmaz bizim. Söz namus gibidir bizde. Senin gibi düzen kurmayı bilmeyiz. Bak Emrullah Efendi. Eğer bacımın kaçırılmasında parmağınız olduğunu öğrenirsem... ...o zaman vay halinize. Ulan bu abuzun tuzu tek başına gezmez mi hiç? Oğlum tamam, sakin ol, sakin ol. Amca, biz biraz dolaşıp geliyoruz. Ulan rüzgar etse bizden bilecek be. Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Her türlü hayvanlar vardır. Asıl hayvan sizsiniz.
ama sizden korkmuyorum. Hayır. Daha kaçmaya kalkarsan böyle anlayış bekliyorum. İmdat! Yardım edin! Adam kaçırıyorlar, imdat! Bağır bakalım, kim duyacaksa. İmdat! Faydası yok! Boşuna bağırma! Sen anlamadın. Burası damar, damarçın! Boşuna bağırıyorsun sen! Boşuna bağırıyorsun, boşuna! Dostum, bu iyiliğini unutmayacağım. Arkadaşlar iyi misiniz? Sağ olun. Her şey için sağ olun. Neyse, unutmayacağım. Görüşürüz. Hadi, kal sağlıcakla. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Dur bakalım. Böyle nereye gidiyorsun? Bu ayakla zor yürürsün. Acele etmemiz gerekiyor. Peşimize takılacaklardır. Sen de kimsin? Adım İshak. Ne işin var bu ıssız yerde? Nereden çıktın öyle birden? Av için çıktım. Böyle geçe kaldım maalesef. Teşekkür yerine sorgu ha. Durup dururken yolum kesildi. Kaçırıldım. Bu adamlardan kurtulduğuma inanamıyorum hala. Siz olmasaydınız neler olurdu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi daha önce gördüm mü? Bilmem. Neyse. Ayağım burkuldu mu, kırıldı mı belli değil. Böyle nasıl gideceğim eve onu düşünelim önce. Bana ne? Yoksa takılır düşersin. Sen kalkışan oğullarının kızını kaçır. Hayret bir şey ya. Vardır o Celal şerefsizle bir hesabı amca. Başka ne olacak ki? Celal itine ettiyse adam ya Allah deyip. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demişler Veysel. Günü gelir adalet yerini bulur böyle. Bugün benim kızım, yarın onun bacısı. Hayırdır Emrullah? Hiç sesin çıkmıyor. Eyvallah abi ya. Kara kara düşünüyorsun niye? Aklım İshak'ta. Ne olmuş ki? Çıktı işte, kurtuldu. Borcumuzu ödedik. Yok o değil de İshak gözünü karartmıştı. Celal'den intikam alacağım diye laflar etmişti. Allah öyle de olmuyor. Aman Emrullah, sen de bir laf attın ki ortaya. İçimden öyle geçti ya, inşallah yapmamıştır. Eğer tepesi atıp da kızı kaçırdıysa vay halimize. Onun da hepimizin de başı beladadır. Bizim başımız niye belada baba? Alanından hiçbir iz yok. Devam edeceğiz Ahmet. Kardeşimi sağ salim bulmadan durdurak yok. Yok. Burası avcıların kullandığı bir yola. Pek fazla bilen yoktur. Buradan ötesine bakmadık. Her metrekaresini arayacağız bu an. Her taşın altına bakacağız. Kim bilir nereye götürdüler. Başlıyor. Hadi binin arabalara.
Bu yolun ötesine bakacağız. Gözünüzü dört açın. Kaçarken düştüm. Düşmeseydim her şey yoluna girecekti. Fazla cesursun. Kolay pabuç bırakmam öyle. Yiğit bir kıza çattık desene. Her neyse. Zorlanıyorsun. Canın yanmıyor mu? Biraz. Yolumuz uzun. Sen bu haldeyken yürümeye devam edemeyiz. Evdekiler mahvolmuştur. Ben dayanırım. Yürüyelim. İnat etmesen iyi olacak. En iyisi sabaha beklemek. Bu arada sen de biraz dinlenirsin. Kim bilir annemler şimdi ne haldedir. Kadıncağız meraktan ölmüştür. Sabaha kadar sabredeceğiz artık. Az ileride bir mağara olacaktı. Oraya gidelim. Mağarada mı kalacağız? Olmaz. Sen bilirsin. Burada bulabileceğin en güvenli yer mağaralardır. Ya orada geceleriz ya da sabaha kadar yürürüz. Kimse yok han. Tamam Ahmet. Vakit kaybetmeyelim. Acele edin. Hadi toparlanın. Çabuk. Tamam abi. Hadi. Zarar vermişse yakarım bu dünyayı. Ahmet, arabalardan fenerleri al. Dağılın çevreye. Azal buralarda bir yerler. Her yer çalı diplerine kadar didik didik kararacak. Hadi davran hadi. Peki abi. Bakayım. Anlar mısın ki? Askerde öğrenmiştim bir şeyler. Kırık çıkıkçıydım desen daha sevinirdim. Yardım istemiyorsan sen bilirsin. Acısını giderebilir misin? Ah! Ne yapıyorsun? Acıyor. İşte tam burası. Sen.
Adamları etrafa dağıttım ha. Ama arazi çok büyük. Gecenin karanlığında işimiz zor. Kes! Bana masal okuma Ahmet. Bacım bulunacak. O herifler hangi cehennemin dibindeyse onlar da bulunacak. Bir an evvel bulamazsak hepinizin başı büyük dertte. Azal bulunmadan bana rahat yok. Sen buralardan mısın? Buradanmışım değilmişim ne fark eder? Evinden uzak yalnız bir adama benziyorsun da. Kimin kimsen yok mu? Yok. Ne yerim ne yurdum ne de bir ailem var. O yüzden bir yere bağlıdım da yok. Ne tutuyor peki seni buralarda? Bir gönül meselesi değil. Peki sormadım varsayalım. Sen uyu şimdi. Sabah günü ağır ağırma seni evine götürüp bırakırım. Al şunu. Birazdan ateş söner, burası soğur. Teşekkür ederim. Her şey bu şerefsizi. Geberteceğim. Abi beni o kurtardı. İyi misin?
Hanımın bir dakika gözünü yummadın. Sana da yazık. Gelin hanım, sen bari az uyu. Zerhan'a, bak gör Hazal evine gelecek. Şurada bizimle oturacak gene. Celal Ağa onu mutlaka bulur getirir. Celal Ağa, sana ben bakamayacağım. Aç şunu. Alo? Kimsin sen? Anamı ver. Sizi istiyor. Ana, Hazal'ı bulduk. Sağdır, iyidir, merak etme. Hazal'ı mı bulmuşlar? Bir yiğit adama çatmış şansına. Kurtarmış bacım. Ana, dinliyor musun? Evet. Neredesiniz? Celal, al getir kızım. O delikanlıyı da getir. Getir. Mutlaka onu görmek istiyorum. Tamam ana. Getireceğim, merak etme. Sen de git. Fatma yapma. Hazırlıkları yardım et kızım. Bana geri getirdi. İftarda seni ağırlamama müsaade et. Hem yarına pansuman gerek, böyle gidemezsin. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Hadi. Ben biraz sargı bezi bulayım. Tamam yavrum. Fatma abla. Fatma abla. Hazal. Oh, sağ salim geldin mi kızım, iyi misin? İyiyim iyiyim, merak etme. Oh. Gel buyur, şöyle geç. Gel, bana bir sargı bezi bulmam lazım. Tamam kızım, gel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazal, seni kaçıran adamları bir daha görsen tanır mısın? Bir tek gözlerini hatırlıyorum abi. Yüzlerinde puşi vardı. Peki neymiş niyetleri? Laf alabildin mi? Yoksa... Abi alakası yok. Mesele sensin. Celal Ağa'ya sor dediler. Sana sormamız lazım bunu. Ne hesapları var bu adamların seninle? Celal! Ya ana, yok öyle bir şey. Kimin derdi olacak ki benimle? Hadi şu yarayı temizleyelim. Dön bakalım. Acımadı değil mi? Hayır. Yollara düşmüş sevdalar.
aşktan medet yok. Yağmursuz buzsuz yaşıyoruz böyle. Sessiz giden o